Evet, şimdi bu konuları konuşacağız. Gündemdeki bütün önemli başlıklar masada olacak. İki önemli konuğumuz var. Sayın Abdurrahman Kurt bizimle birlikte, eski milletvekili efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve Ankara stüdyomuzda USAK Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Mehmet Yeğin bizimle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz Gece Bülteni'ne. Evet, dilerseniz... Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz Sayın Abdurrahman Kurt sizinle başlayalım. Bugün açıklamalar birbiri ardına geldi. Çok önemli açıklamalar vardı. Köşkten sağduyu çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını gece bülteni içerisinde de aktardık. Yine Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları oldu. HDP heyetinin görüşmeleri oldu. Neler söylemek istersiniz? Olaylar ancak pek de durulmuş gibi gözükmüyor. Olayların durulması için ne gerekiyor? Yani bu doğrusunu söylemek gerekirse sıradan bir olay değil açıkçası. Sadece olayı bir Kobani üzerinden okumak yeterli olmayacaktır. Bu uluslararası bir sıkıntının içerisinden geçiyoruz. Ciddi bir sıkıntının içerisinden geçiyoruz. Bunun bu dış parametrelerle birlikte okunmasında fayda var. Daha sonra kendi içimize dönük yüzünü de elbette incelemek gerekiyor. Ama özellikle Suriye'ye ilişkin Batı koalisyonunun ittifak ettiğimiz ülkelerin Türkiye'yi çok fazla öne sürme ihtiyacını ve hevesini hep beraber müşahede ediyoruz. Ama Türkiye çok mantıklı bir şekilde bir şey söylüyor. Biz orada bir çözüme dönük bir şey yapacaksak bunun yolu sadece bu tür operasyonlardan geçmiyor. Çünkü bunun en önemli göstergesi Irak'tır. Irak'ta yapılanlara baktığımız zaman neyi başardık, neyi başaramadık o süreç içerisinde buradan yola çıkarak Suriye'de ne olması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Bunlar eksik bırakılmış taraflar. Örneğin Irak'ta stabil hale gelmeyen neydi? Oradaki sistemi bozan nedir? Oradan IŞİD'e alan açan nedir? Suriye'de buna nasıl engel olunabilir? Yerel güçler, kimlik kaygısı duyan insanlar, kimliklerini birbirlerine karşı güvende hissetmeyen insanların birbirlerine karşı bu güvenlikli kimliği sağlayacak bir yönetişim anlayışı nasıl geliştirilebilir? Bunlar çok projelendirilmeden sadece işte ortaya çıkmış bir IŞİD terör örgütüne karşı bir müdahaleyle ilgili bir operasyondan bahsediyoruz. Bu çok kısır, yetersiz ve Türkiye bu anlamda bu kısır ve yetersiz projenin içerisinde en aktif role doğru sürükleniyor. Türkiye buna itiraz ediyor, bunu anlatmaya çalışıyor. Buna ilişkin projelerin sağlıklı yapılmasını dayatmak istiyor ki daha sonradan bu süreçle ilişkin işte Irak'ta yaşadığımız 1 milyon insanın hayatını kaybettiği o süreçleri burada Suriye'de yaşamayalım ve bir de haklı olarak o terörü, o şiddeti Türkiye'nin içerisinde taşımayalım. Böyle bir kaygı içerisinde bir denklemde Türkiye kendi stabil duruşunu korumaya çalışıyor. En az zararla bu süreci atlatmakla ilgili bir kaygısı var. Ve bu süreç içerisinde oradaki kimliklerinde güvensizlik hissiyatı oluşmuş insanların birbirleriyle ilişkilerinde o güvenliği sağlamakla ilgili projeye dönük bir yaklaşımı var. Ve Esed'e ilişkin tabii doğal olarak bir çok ciddi rezervi var. Bu Esed meselesi ciddi bir mesele. Biliyorsunuz bu Arap Baharı dediğim şeyi tetikleyen olay Orta Doğu'daki özellikle bu Esed-vari yönetimlerin toplum üzerinde yarattığı baskılara karşı bir patlamaydı. Aslında biraz da Türkiye'deki 2002'den sonra yaşanan Türkiye Baharı diye ifade edebileceğimiz devrimlerle değil ama evrimlerle dönüşerek, demokratikleşerek ve aynı zamanda da ekonomik anlamda kalkınarak bir model oluşturuldu ve bu modelin olabilirliği Orta Doğu'da yansıdıkça buna ilişkin arayışların ve toplumdaki o baskılanmış kitlelerin sokağa çıktığını gördük ve bu süreç içerisinde yaşanan ama maalesef Batı'nın razı olmadığı bir nokta var ki o noktada da örneğin işte bu Mısır örneği çok bariz bir örnektir. İhvan-ı Müslümin gibi o bölge insanı, Orta Doğu insanının doğasına uygun, ılımlı, demokratik sistemle yol yürüyen İslami eğilimli kesimlere rıza göstermeyince, onları da yok edince ortaya IŞİD gibi çok fanatik terör örgütlerinin çıkışına sebebiyet veren bir alan doğdu. Çünkü bu alanda kimlik kaygısı taşıyan, güvenlik kaygısı taşıyan çok ciddi kitleler var. Bu kitleler sığınacak, kendini koruma altında hissedecekleri, bir diğerine karşı güçlü olabilecekleri alanlar arayışı içerisinde. IŞİD'i bu alan çok rahat doldurdu. Sorun burada. Şimdi bunları görmeden bir müdahaleden bahsetmenin getireceği felaketi Türkiye görüyor. Bunu en yakınında, kendi komşusunda Irak'ta yaşamış bir ülke olarak Türkiye, Orta Doğu'yu en yakınında ve kendi için direkt hisseden bir ülke olarak Türkiye, bu anlamda Batı ile bu konuda ittifaklar oluşturmaya çalışırken, Batı sadece petrol kaynaklarının güvenliği, İsrail'in güvenliği gibi alanlara sıkışıp, bariz kendi ülkelerine yönelmiş, işte IŞİD'in birkaç tane Amerikalı, Avrupalı gazeteci öldürmesiyle birlikte tetiklenmiş, bir harekete geçme mantığı içerisinde yola çıkmış ve projesi yeterli olmayan, dört başı mamur diyemeyeceğimiz bir halde bir alan arayışı var. Bu alan arayışına Türkiye'yi de Don Kişatlığa sürüklüyorlar açıkçası. Peki o zaman
tablo buyken ve Türkiye bunları anlatmaya çalışırken bir taraftan içeride yaşananlara baktığımızda bu noktadaki değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Kobani özelinde bu sefer ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Tabii Kobani, Afrin ve Cezire dediğimiz 3 tane kanton, evet. Esed sonrası dönemde Esed'in kendi halkıyla çatışmaya başlaması süreci içerisinde PYD güçlerine o bir şekilde emanet edildi. PYD güçleri orada kendi dışındaki bütün yapıları tasfiye etti. Burada aslında elbette Türkiye'nin de belki bu psikolojiyi anlamakta çok yeterli olduğu meselesi tartışılabilir. Kürt meselesine ilişkin boyutuyla. Çünkü oradaki Özgür Suriye ordusuna ilişkin beklentiler, doğrusunu söylemek gerekirse Batı'nın Suriye'deki rejimi yerine geleceklere ilişkin kanaat oluşmadığından ayakta tutmasına sebebiyet veren o geri çekilmeleriyle birlikte o ÖSO dediğimiz grupların da Suriye muhalefetinin de yeterli bir başarıyı gösteremediğini görüyoruz. Bu süreç içerisinde PYD'nin o bölgede kendi dışındaki herkesi Esed'den de aldığı o imkanlarla bertaraf etmesiyle kalıcı bir kanton oluşturduğuna ilişkin bir kanaat oluşmuştu kendisine. Ki hatırlarsınız, hatırlayacaktır seyircilerimiz. Bu Kobani saldırısından 3 gün öncesine kadar ki Sincar olayında özellikle Peşmerge'ye yardıma gitmelerini de verdiği havayla müzakerelere ilişkin de, çözüm sürecine ilişkin de biz öncesinden böyle 3 yer elimizde yoktu, böyle bir gücümüz yoktu. Müzakere şartlarını tekrar değerlendirmek gerekir gibi yaklaşımlar içerisindeydik ki 3 gün geçmeden IŞİD gibi bir musibetle karşı karşıya kalındı maalesef. O tezler çürüdü. Maalesef oradaki halkı koruma yeterliği oluşmadı. O süreç içerisinde Peşmerge'yi oradan kovalamışlar. Peşmerge orada yok. Diğer Kürt muhaliflerin birçoğu kaçmış oradan. Farklı düşünen Kürtler. Türkiye o konuda girerseniz terör işgal sayar vururuz gibi yaklaşımlarla karşı karşıya. Böyle bir muğlaklık içerisinde bir Kobani'de bir facia yaşanıyor. Yani bu facia Türkiye'deki Kürt halkı üzerinde de çok ciddi yaralar oluşturuyor açıkçası. Sadece Kürtler üzerinde değil, bu hepimiz müşahede ediyoruz. Yani Türkiye'li aydınlar da bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Ancak oraya yapılacak yardımlarla ilgili Türkiye'nin yani örneğin Türkmen bölgelerinde ve Arap bölgelerinde de olduğu gibi direkt müdahale etmekle ilgili rezervleri var. Az önce ifade ettiğim sebeplerden kaynaklı olarak. Ki bu rezervler doğru anlaşılmadığı için ve bir kısım da yalan ve iftira dolu kampanyaların Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiğine ilişkin uzun süredir Türkiye'yi psikolojik harekat mantığı içerisinde sahaya sokmak isteyen Batılıların ve ona ilişkin burada da yerel muhalefetin yetersizlikten kaynaklı bu tür iftiralara sığınma eğiliminin toplumda yarattığı, bir kısım muhalif toplumda yarattığı etkiler var. Ve bunlar sahaya yansıtıldığı zaman maalesef ajitasyonlar ve yaşanan olayın vehametinin de derinliği bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüze getirdi. Akıl selim davranmak gerekiyor. Çünkü bu sıkıntıların hiçbir tanesi ne Kobani'deki halkın kurtuluşuna fayda getirecek bir şeydir. Aksine zarar verdi. Çok Kürtler açısından baktığınız zaman şöyle düşünün. Çözüm sürecinden bu yana özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ilerleme raporunda da vardır bu. Bu çözüm süreciyle ilgili bu Kürt sorunun çok açık ve geniş alanda tartışılma imkanı adeta bir yerde aslında PKK ve Kürtlerin yaşadığı dramları PKK'nın da yaptığı yanlışlarla beraber kendisine yapılan yanlışların da ortaya çıkışını Türkiye toplumunda biraz konuşulur hale getirdiği için eski antipatik duruşları çok ciddi anlamda farklılaşmaya başladı. Bir alanda maalesef bu olayla bütün o iyi niyetleri tekrar yeni baştan insanların gözden geçireceği bir siyasete evirdiler maalesef. Bu konuya döneceğiz. Bu konu hakkında sorularım olacak. Ancak şimdi Ankara'ya bir dönelim Sayın Mehmet Yeğin'e. Sayın Yeğin, az önce Sayın Abdurrahman Kurt bazı konular anlattı. İşte Türkiye'nin bazı çekinceleri olduğunu söyledi ve bu noktada bunu dünyaya anlatmaya çalıştığını anlattı. Şimdi buna siz ne diyeceksiniz? Bu bir birinci sorum. İkinci sorum da şu. Önemli ziyaretler vardı. Allen'ın ziyareti, yine Stoltenberg'in ziyareti söz konusu. Türkiye Suriye sınırına güvenli bölge, uçuşa yasak bölge talepleri var. Bu talepler sizce değerlendirecek mi? Tabii ki Türkiye kendi kendine evet burası güvenli bölgedir diyemiyor. Ancak bu isteğe de net bir cevap alamıyor. Bunun nedeni ne sizce? Evet, ben ikinci sorunuzdan başlayayım isterseniz. NATO'nun özellikle bölgeye ve Türkiye bağlamında yaklaşımını ele alacak olursak NATO Genel Sekreterinin bugün yaptığı açıklama Türkiye'nin korunacağı konusunda bir güvence vermesi bağlamında bir açıklama oldu. Zaten NATO'nun her ne kadar Türkiye'de NATO'ya yönelik gerçi ciddi şüpheler olsa dahi
Bu gibi bir durumda NATO Türkiye'nin yardımına koşar mı, Türkiye'yi korur mu diye NATO'nun kendi çerçevesinde yani bir ittifak olması bağlamında Türkiye'ye yönelecek bir saldırıya karşılık vermemesi hem kendi içerisinde güveni sarsacaktır hem de uluslararası olarak caydırıcılığını ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla NATO'nun en başta şunu belki vurgulamak lazım, Türkiye'ye yönelik bir saldırıya karşı herhangi bir adım atmaması mümkün değil. Fakat ikinci kısma gelecek olursak, yani Suriye'de uygulanacak bir uçuşa yasak bölge veya tampon bölge veya diğer farklı isimlerle ifade edilecek bir güvenilir bölge oluşturma bakımından NATO o kadar istekli bir konumda değil. Bunu da belki göz ardı etmemekte yarar var. Bu hem koalisyon açısından ciddi bir katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip. NATO'nun bu işin bir parçası olması, NATO çerçevesinde bu işin yürütülmesi. Çünkü NATO bu konuda çok tecrübeli. Farklı ülkelerin bir arada benzeri araç ve gereçleri kullanarak çok aktif ve etkin bir operasyon yürütmesi konusunda önemli bir altyapıya sahip NATO. Bu konuda önemli bir fırsat sunabilirdi NATO. Aynı zamanda NATO'nun buraya oluşturacağı bir meşruiyet çerçevesi de olacaktı. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin bir kararı bulunmuyor bu konuyla ilgili. Fakat NATO uluslararası bir kuruluş olarak buna bir meşruiyet zemini de oluşturabilirdi eğer yine NATO çerçevesinde olsaydı bu. Bir diğer taraftan Türkiye açısından da bu koalisyon içerisinde yaptığı faaliyetlere yönelik bir, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kalmaması konusunda önemli bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkardı NATO çerçevesinde bunun gerçekleşmesi. Fakat NATO'ya baktığımız zaman NATO 27 ülkenin karar vereceği bir yapı ve bu ülkeler içerisinde özellikle eski Sovyet coğrafyasında bulunan ülkelerin hali hazırda Ukrayna gibi Rusya gibi bir sorunu var ve daha çok bu konuya odaklanmasını istiyor NATO'nun. Diğer taraftan belirli ülkeler kesinlikle kendi çıkarlarını koruma bağlamında Suriye konusuna bulaşmamak istiyor. Suriye ile ilgilenmemek istiyor. Bu çerçeve göz önünde bulundurulduğu zaman Türkiye'nin korumanın ötesinde NATO'da bu konunun bir parçası olma, bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin bir parçası olma, buna bir yasal ve bir meşru çerçeve oluşturma gibi bir eğilim bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Türkiye ile görüşmelerine göz önünde bulundurduğumuz zaman ise Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir farklılaşma bulunuyor. Özellikle IŞİD konusunda her iki ülkenin de belirli ortak anlayışları bulunmakla birlikte özellikle Esed'in devrilmesi, Esed'in de bu operasyonun bir parçası olup olmaması konusunda bir ayrışma söz konusu. Türkiye bu işin kapsamlı bir operasyon olması gerektiğini düşünüyor ve Esed'in de bu operasyonun bir hedefi haline getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Esed'in bu işin bir parçası olmasını şu anda gündemde tutmuyor. Çünkü ABD'nin hali hazırda uçuşa yasak bölge ilan etmeden burada bir operasyon yapması aslında belki dile getirilmeyen, konuşulmayan fakat karşılıklı bir sessiz bir anlaşma üzerinden yürüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Esed'i hedef almıyor. Esed de hali hazırda koalisyonu hedef almıyor. Burada belki Rusya'nın da bu tablonun içerisinde görülmesi gerekiyor. Önemli bir aktör çünkü Rusya ve Rusya yine Esed'e yönelecek bu gibi bir koalisyon operasyonuna karşı adım atabilecek bir ülke. Buna karşı engelleyici yaklaşımlar ortaya koyabilecek bir ülke. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunu bu kargaşanın içerisine girmeden, Rusya'yı ikna etme zorunda kalmadan, Esed'in savunma sistemlerini, hava savunma sistemlerini vurmak zorunda kalmadan sadece kendisine yönelebilecek IŞİD tehdidine yönelik bir operasyon yapmak istiyor. Fakat Türkiye daha kapsamlı bir bakış açısına sahip. IŞİD'in ortadan kaldırılmasının bölgeye doğrudan huzur getirmeyeceğini biliyor. Çünkü hali hazırda bu da göre Türkiye'nin de tecrübeleri bulunuyor. Ve bunun kapsamlı bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü Türkiye bölgede olan bir ülke olarak doğrudan bu sürecin belki zararını gören, bu süreçten zarar gören birinci derecede bir ülke, bu bağlamda kalıcı bir çözüm için adım atılması gerektiğini düşünüyor. Bu görüşmelerde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu koalisyonun ne gibi bir çerçevede, nasıl bir yol haritasıyla devam edeceğine dair belki
belki ortak bir nokta bulunmasına dair bir ziyaret olduğu söylenebilir. Ama hali hazırda bu konuda bir sonuca ulaşıldı mı? Bu konuda bir anlaşma, uzlaşma söz konusu mu? Buna dair henüz bir bilgiye sahip değiliz. Peki her ikinize de sorularımız olacak, ancak çok kısa bir ara verelim öncesinde.